Hepinize selamlar. Şimdi yeni etkinliğimizden birazcık bahsedelim. Fischl'ın geleceği etkinlik resmi olarak oyunda da duyuruldu. Aynı zamanda Fischl'ın geleceği etkinlik co-op etkinlikle de bağlı. Bağlantılı daha doğrusu. Şöyle, etkinliğimizin 3 aşamadan oluşacağını biliyorduk. İlk kısım Unknown Star. 16 Kasım'da başlıyor, öğlen 12'de. İkinci kısım Star of Deceitful Dreams. 18 Kasım'da başlıyor, sabah 6'da başlıyor. Üçüncü kısım Star of Destiny ise 23 Kasım'da başlıyor. Şöyle diyeyim, 23 Kasım'da başlayan kısım çok büyük ihtimalle co-op olan kısım. Ki bu etkinliğin süresi ta ki 30'una kadar sürecek. Bu yüzden bir haftalık bir co-op maceramız olabilir. İsterseniz co-op, isterseniz tek başınıza oynayabiliyorsunuz bu etkinlikte. Şimdi neden 23'ü diye tahmin ettim? Hemen şuna değinelim. Siz bu ilk iki aşamayı yaparken Faden Star Smite diye bir tane sembol kazanacaksınız ya da bir para birimi kazanacaksınız. Siz sonradan da gidip 3. aşamayı yaparsanız bu sefer hem orijinal resim harcıyorsunuz, hem Faden Stars esin elde ediyorsunuz, hem de Adventure XP kazanıyorsunuz. Bunun co-op olduğunu buradan az çok çıkarabiliyorum çünkü resim harcamamızı istiyor. Resim karşılığında bize Adventure XP veriyor. Ayrıca Faden Stars Essen adlı farklı bir para birimi veriyor. Mağazada harcayabileceğiniz. Bu etkinlikle beraber yeni bir etkinlik mağazası eklenecek. Oradan istediğimizi alabileceğiz. Tabi bu eşyaların belirli bir sınırı var mı? Onu bilmiyorum. Onu daha belirtmemişler. Alabileceğimiz şeyler ise tecrübe kitabı, mistik işleme taşı, onun dışında birçok materyaller var deniyor yine. Primocam kazanabileceğiz görevleri yaparak. Fischl'ı zaten elde edebileceğiz. Crown of Sagehood denilen bir eşya var ancak bunun ne olduğu hala belli değil. Bunu açıklamadılar daha. O yüzden onun hakkında bir şey diyemiyorum. Ve etkinliğimizin şöyle bir olayı daha var. Bazı belirli karakterlerimiz %60 daha fazla hasar veriyor. Bu çok büyük ihtimalle co-op olan kısım için geçerli. Child, Mona, Fischl, Lisa, Beido, Ningguang, Noel, Chonyun ve Shining. Bu 10 karakterimiz %60 daha fazla hasar verecek bu etkinliğimizde. Aynı zamanda da burada da yazıyor. İsterseniz tek başınıza oynayabilirsiniz. İsterseniz co-op bir şekilde başkalarıyla oynayabilirsiniz diyor. Ve Star of Destiny demiş zaten. Bakalım Star of Destiny'nin kaçıncıydı burada? Üçüncüydü. Yani doğruymuş fikrimiz. 23 Kasım'da co-op etkinliğimiz başlıyor olacak. Artık orada resmini de harcayabileceğiz. Farklı bir para birimi kazanacağız. Kasım'ın 30'undan sonra artık bu etkinlikte yer alamayacaksınız. Bunlardan bir şey kazanamayacaksınız. Aralığın 12'sine kadar ise mağazamız duracak. Mağazadan istediğimiz şeyleri yine alabileceğiz. Durduğu sürece. Aynı zamanda bu etkinliğimizle beraber yine Battle Pass'e yeni görevler eklenecek. Bu görevleri yaparak da ekstradan Battle Pass puanı kazanabileceğiz. Ha, bir de şuna dikkat edin. Adventure rankiniz 20'nin üstünde olmalı. Burada tamamlamanız gereken görev zaten etkinlikle beraber gelecek olan görev. Co-op'a katılım şartı bu. Bu nedenden ötürü zaten rahatlıkla ilerleyebileceğinizi düşünüyorum. Herkesin katılabileceğini düşünüyorum. 20'yi geçtiğini düşünüyorum. Videoyu şimdi burada bırakalım. Zaten etkinlik geldikten sonra detaylı bir şekilde video çekebilirim diye düşünüyorum. Mağazanın içindekileri gösterebilirim. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.